Merhabalar, ben Ayşe Begüm Onbaşı, 15 yaşındayım. Aksaray Anadolu Lisesi, lise 2. sınıf öğrencisiyim. 8 yıldır antrenmanlarımıza devam ediyoruz Manisa'da. Aksaray'da yaşıyorum. Manisa'ya antrenmanlarımı yapmak için gelip gidiyorum. 4 yıldır milli takım sporcusuyum. Bayramımızı dalgalandırdığım için de gurur duyuyorum. Antrenörlerim ve arkadaşlarımla beraber antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Bir iki bana sorulan soruyla başlamak istiyorum. Genelde bana sorulan sorularla. Günlük ve haftalık çalışma tempom konusunda. Şu anda okul döneminde olduğumuz için antrenmanlarımız çok sıkı değil. Hafta sonları daha ağırlıkta gidiyoruz. Hafta sonları 5'er saat, hafta içleri de 3'er saat, 25-30 saat aralığında değişen bir antrenman tempomuz var. Yaz tatillerinde daha çok antrenman saatlerimiz artıyor. Yarışmaya hazırlandığımız zamanlarda da kış vakti de olsa her zaman antrenman yapıyoruz. IBK, biz de seninle gurur duyuyoruz demiş. Çok teşekkür ederim. Günlük aerobik jimnastiğe nasıl başladım? Aerobik jimnastikle başlamadım aslında ben. İlk başta artistik jimnastikle başladım. Artistik jimnastiğe başlama sebebim de aslında bale oldu. 3 yaşında bale ile başladım. Daha sonrasında Akhisar Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu kurslarla jimnastiğe geçtim. Daha sonrasında da Manisa'da bir yarışmaya katıldık. Bunun sonucunda da aerobik jimnastikle tanıştım. Duygu da harikasın diye yine mesaj atmış. Çok teşekkür ederim. Aerobik jimnastiğe başlamam ailem için aslında biraz tesadüf oldu diyebilirim. Çünkü biz Akhisar'da yaşıyoruz. Manisa'ya gidip gelmek onlar için başta çok tuhaf, garip bir şeydi. Zaman ilerledikçe alıştılar. Hadi ya, antrenmana gidiyoruz oldu. Antrenman yaparken en önemli motivasyon kaynaklarımdan bir tanesi antrenörüm, bir tanesi de takım arkadaşlarım. Çünkü yaptığım spor bireysel de yapılabiliyor, grup olarak da yapılabiliyor. Grup olarak birlikte farklı motivasyon kaynaklarımız gerekiyor. Birbirimize takım halinde tutunup yarışmalara katılırken çok motive halde yarışmaya girmemiz gerekiyor. Bir günüm nasıl geçiyor sorusu bana çok fazla soruluyor. Hemen burada da zaten sorular geçti. Bunu cevapladıktan sonra sorulara da cevap vereceğim. Bir günüm sabah kalkıyorum, kahvaltımı yapıyorum. Daha sonrasında saat 8'de okula gidiyorum. 6'ya 10 geçeye kadar okuldayım zaten. Okuldan döndükten sonra da kısa bir dinlenme molam oluyor. Bu molalar içerisinde ödevlerimi yapıyorum, konu tekrarlarımı yapıyorum ve antrenmana geliyorum. Akşam 10.30-11 gibi evde oluyorum. Kalan ödevlerimi yapıyorum. Sonra da yatıyorum. Bir günüm bu şekilde geçiyor. Genellikle zaten her gün antrenmanımız oluyor. Duygu, bu günü, bu başarıyı hayal ettin mi? Başarıya nasıl ulaştın diye sormuş. Bu başarı dünya şampiyonluğu konusunda. Bundan önce tabii ki çok fazla yarışmaya katıldık. Çok fazla deneyimlerimiz oldu. Bundan önce de 2014 yılında yapılan Cancun'da, Meksika'da dünya şampiyonası yapıldı. Burada türü arkadaşlarım ve çift arkadaşımla beraber iki ayrı kategoride üçüncü olduk. Teklerde en çok sorulan sorulardan bir tanesi de bu. Bu başarıyı bekliyor muydun? Bekliyordum aslında çünkü daha öncesinde katıldığımız, 2014'te katıldığımız yarışmada şans eseri düştüm. Eğer düşmeseydim orada da bir madalya bekliyorduk. Zeynep, aerobik jimnastiğe nasıl yöneldin diye bir soru yöneltmiş. Aerobik jimnastik, az önce de bahsettiğim gibi artistik jimnastikten sonra başlayan bir jimnastik türü oldu. İlk başta baleyle başlamıştım. Daha sonrasında aerobik jimnastiğe yöneldim. Kendimi bildim bileli de yarışıyorum. Merve, Kardelen, nasıl hedef belirledin? Şimdiki hedefin ne diye sormuş. Şimdi önümüzde çok fazla yarışma var. Çok fazla yarışma gördük zaten. Fakat daha fazla yarışmalara katılıp
daha çok tecrübe edinip daha sonrasında da önümüzde 2017 yılında Avrupa Şampiyonamız var. Bu Avrupa Şampiyonası'nda elimizden gelenin en iyisini yapıp ben ve takım arkadaşlarım yine bayrağımızı göndere çektirmeyi hedefliyoruz. Onun için de çalışmalarımız devam ediyor. Arkada da zaten görünüyor sanırım salonumuz var. Bizden daha küçük arkadaşlarımız da, kardeşlerimiz de orada çalışmalarını sürdürüyorlar. Bir tane daha soru var bana çok fazla sorulan listesinde. Bu başarını tüm dünyada ezber bozmayı başardın. Nasıl bir duygu? Bu değişimi nasıl yönettin? İlk önce nasıl bir duygu olduğundan bahsedeyim. Çok güzel bir duygu. Çünkü milyonlar sizin tanımadığınız kişiler sizinle beraber olup size destek veriyorlar. Bu da sizi çok mutlu hissetmenizi sağlıyor. 17 yaşında jimnastik olur mu diye İdil Melisa göndermiş. 17 yaşından sonra jimnastik tabii ki de olabilir. Herkes için spor açığız. Spor yapmak çok güzel bir şey çünkü. Spor yapılması gerekiyor. Elif ise bu dal ile uğraşmanın zorlukları neler diye sormuş. Bu dal ile uğraşmanın zorlukları, ben Akhisar'dan gelip gittiğim için günde 2 saatim yolda geçiyor diyebilirim. Bu 2 saat boyunca da ödevlerimi yolda yapmak zorunda kalıyorum ya da konu tekrarlarımı. Bu benim için birazcık zor oluyor. Fakat diğer arkadaşlarım için de zorlukları var. Diğer arkadaşlarım için de yani hem okulu hem de sporu bir arada yönetmek onlar için zor. Çünkü Fen Lisesi'ne giden arkadaşlarım, Anadolu Lisesi'ne giden arkadaşlarım var. Hem okulu hem sporu bir arada yönetmek zorunda kalıyorlar. Ama ben şöyle düşünüyorum. Sporun hayatımıza kattığı çok ayrı bir disiplini var. Bu disiplin de okul hayatımıza da yansıyor. Yani hayatımızın her alanına yansıyor aslında. Bu disiplinle de başkalarına kazandırabilmek bizim için çok mutluluk verici bir olay. Gökberk, helal olsun, başarının devamını dileriz. Türkiye gurur duydu seninle. Çok teşekkür ederim. Başak, hayatta idol olarak gördüğüm biri var mı diye sormuş. İdol olarak gördüğüm, şöyle söyleyeyim. Benden büyük jimnastikçi olarak fazla yok. Tarz bakımından konuşuyorum tabii ki. Fakat tabii ki hayatımda idol olarak önüme aldığım insanlar var. Bunların başında da bence antrenör kadrom geliyor. Çünkü ben de büyüdüğümde tamam antrenör olmak istemiyorum fakat böyle bir sporla hayatımı özdeşleştirmek isterim. Büşra Süpersin yazmış. Teşekkürler. Merve, şimdiki hedefin ne? Nasıl hedef belirliyorsun kendine? Şimdiki hedefimiz, az önce de bahsetmiştim zaten, 2017 yılında Avrupa Şampiyonamız var. Bu Avrupa Şampiyonası'na katılmak için belli elemeler gerekiyor. Bu elemeleri geçtikten sonra Avrupa Şampiyonası'na katılınabiliyor. Elemeleri geçebileceğimizi düşünüyoruz. En iyi şekilde bayrağımızı, en iyi şekilde ülkemizi temsil ederek bayrağımızı da göndere çektirmeyi düşünüyoruz. Nasıl hedef belirliyorsun kendine? Hedef aslında bizim için yarışmalar. Yarışmaların yanında kendi aramızda düzenlediğimiz minik turnuvalar. Bu hedeflere en iyi şekilde hazırlanıp çalışarak, disiplinli çalışarak, azimli çalışarak katılmak. Bu da zaten bizim minik hedeflerimiz oluyor. Emre boyun kaç diye sormuş. 1.65. Spora başlayacak olanlara önerilerin neler olur bögüm? Gururla izliyorum seni. Bin Yaprak'tan gelmiş. Spora başlayacak olan minik kardeşlerim için konuşayım öncelikle. Kesinlikle sporun herhangi bir ucundan tutmaları gerekiyor bence. Jimnastik, yüzme ya da farklı branşlar olabilir. Spor çünkü hayatımıza öyle bir disiplin katıyor ki hayatımızın her alanında kopamayacağımız, bırakmak istemeyeceğimiz bir unsur olarak sürdürüyoruz sporla hayatı ve disiplini. Bundan dolayı başlamalarını tavsiye ediyorum. Büyüklerde ise yani bu yaştan sonra jimnastiğe pek başlanabileceğini sanmıyorum. Fakat herhangi bir sporla kesinlikle uğraşmaları gerekiyor. Antrenörlerimiz de zaten fitness, pilates gibi farklı kategorilerde de eğitim veriyorlar. Kendi bulundukları yerlerde fitness, pilates gibi
eğitimleri alabilirler.